24 ekranlarından merhaba. Yeni bir günde kültür sanat dünyasının öne çıkan gelişmeleriyle sanat takibinde karşınızdayız efendim. Ben Özlem Karahan. Bugün sinemadan müziğe birçok farklı haberimiz var ama sinemanın en istenmeyen ödülüyle başlayalım. Ahu Dudu ödülleri. Her yıl onlarca festivalden en iyi filmlere ödüller giderken bu ödül yılın en kötü filmlerine gidiyor. Dolayısıyla ne bir oyuncu, ne bir yönetmen, ne bir yapımcı bu ödülü almak istemiyor. Ama bu yıl bu ödüller 38. kez verildi. Gişede de çok büyük başarı yakalayan Emoji filmi yılın en kötü filmi seçildi. Bakın diğer dallarda hangi filmler o kötü ödülleri aldılar. Please welcome Warren Beatty and Faye Dunaway. Hollywood sinemasında yılın en iyilerinin ödüllendirildiği törenler son hız sürerken, yılın en kötülerini belirleyen 38. Ahu Dudu ödüllerinin kazananları da belli oldu. Eden'in mesajına cevap vermeli. Ne yapayım? Rahat ol. Ne? Bir emoji gönder gitsin. Peki, rahat ol. Kazanan filmlerin aslında kaybettiği ödüllerde yılın en kötü filmi Emoji filmi seçildi. Ve yaşadığı yer. Burada her birimiz sadece... En kötü film ödülünün yanı sıra en kötü senaryo, en kötü yönetmen ve en kötü kombinasyon dallarında da ödüle layık görülen Emoji filmi dünyada 217 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Bu daha önce hiç olmamıştı. Üstüne Alex telefonunu sıfırlatmak için randevu da aldı. Eğer bunu yaparsa bütün dünyamız da sıfırlanır. Bu durumdan kaçmayacağım. Bir hata yaptım ama bunu düzelteceğim. Yılın en kötü kadın oyuncusu Boo2 A Media Halloween'deki rolüyle Tyler Perry oldu. Aynı dalın erkek oyuncu ödülü Mumya filmindeki rolüyle Tom Cruise'a gitti. Karanlığın 50 tonu filmiyle Kim Basinger en kötü yardımcı kadın oyuncu ödülünü alırken, en kötü yardımcı erkek oyuncu ödülü Babalar Savaşıyor 2 filmindeki rolüyle Mel Gibson'ın oldu. Here you go. Bring the car around on the curb. This is Sarah's husband. Why is he here? Gelelim müziğe. Türk müziğinin namı diğer billur sesi Melihat Gülses Türkiye'nin dört bir yanında konserlerine devam ederken İstanbul'daki hayranlarına çok özel bir konserle sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Konserin ismi Gönül Köprüsü. Bu konserde sahneye yalnız çıkmayacak Melihat Gülses. Dünya ünlü Alman soprano Ann-Kathrin Steffens Melihat Gülses'e eşlik edecek. Türkiye müziği ile Alman müziğini aynı sahnede sentezleyerek tabiri caizse Gönül Köprüsü'nü o sahneden müzikseverlerin gönlüne kuracaklar. Şarkılarıyla her kuşaktan müzik severin, sesiyle müzik otoritelerinin övgüsünü topluyor. Türkiye'nin namı diğer billur sesi Melihat Gülses konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Albümleriyle olduğu kadar sahne performanslarıyla da sevenlerinin gönlünde taht kuran Gülses, bir kez daha İstanbul'da sevenlerinin karşısında olacak. Ama bu kez müzikseverlere bir sürprizi var. Melihat Gülses, İstanbul'un en önemli sahnelerinden Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Gönül Köprüsü isimli özel bir konserle sahne alacak. Gül dalında öten bülbülün olsa. Bu özel konserde Gülses'e sahnede usta Alman soprano Ann-Kathrin Steffens eşlik edecek. İki müzisyen iki farklı kültürün ezgileriyle Gönül Köprüsü kuracak. Müzik
Melihat Gülses'in Berlinli soprano Ann Catherine Stephens ile birlikte vereceği konser 16 Mart'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 20'de başlayacak. Sar beni kollarında canım. Ve maalesef bugün müzik dünyasından çok acı bir haber aldık. Hem eserleriyle hem de menajerliğiyle Türkiye'de müzik piyasasının önemli isimlerinden Yaşar Gaga hayata gözlerini yumdu. Birçok müzisyenle yaptığı düetlerin yanı sıra menajer olarak da müzik dünyasının önemli isimlerinden biri olan Gaga hayata gözlerini yumdu. Gaga'nın 30 gündür organ yetmezliğinden dolayı Çapa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. 44 yaşındaki ünlü menajer ve müzisyen 4 yıl önce bypass ameliyatı olmuştu. Yaşar Gaga'nın cenazesi yarın Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedilecek. Tüm müzik dünyasının, sanatçının, sevenlerinin, dostlarının, ailesinin başı sağ olsun diyoruz 24 ailesi olarak ve biz devam ediyoruz. Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren filmler vizyondaki ilk haftalarında, ilk hafta sonlarında en çok izlenen yapım olmak için büyük bir yarış verdiler. O yarışın sonucunda 3 günde salonlarda bakın en çok hangi film izleyici topladı, hangi yapımlar beklentilerin altında kaldı. Bak bu iki çocuğa dikkat et Zeki. Çok büyüyecek bunlar, çok. Yok abla! Emre Patron! Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in komedi yüklü yeni filmi Ailecek Şaşkınız vizyona girdiği ilk hafta sonunda 680.409 kişi tarafından izlenerek zirveye yerleşti. Öz babamı kendi şirketinden kovmuş adamım. İş disiplini çok önemli. Onu ikinci sırada Amerikalı yazar Jason Matthews'un aynı adlı romanından Beyaz Perde'ye uyarlanan Kızıl Serçe takip etti. Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'ın başrolünde boy gösterdiği gerilim türündeki filmi 61.884 kişi izledi. Hayatta annesinden ve baleden başka tutkusu olmayan Dominika, geçirdiği bir kaza sonucu baleye veda etmek zorunda kalmıştır. Gelecek planları bir anda tuzla buz olan genç kadın gizli istihbarat örgütü Sparrow School'a katılır. Burada zorlu bir eğitimden geçen kahramanımız, örgütün şimdiye dek yetiştirdiği en tehlikeli öğrencisi olacaktır. İki tür kuş vardır oğlum. Bizim gibi sonbaharda güneye uçanlar ve bu cesareti gösteremeyenler. Haftanın animasyon türündeki yapımı Ploy Asla Yalnız Uçmayacaksın listenin 3. sırasına yerleşti. Peki dağın tepesinde nereye gitmeyi düşünüyorsun? Cennet Vadisi'ni. Aferin azimli çocuğum. Ailesiyle güneye göç edemeyen yavru Ploy'un kışı atlatma mücadelesini anlatan filmi 29.330 kişi izledi. Başrolünde Saoirse Ronan'ın boy gösterdiği Uğur Böceği haftanın en çok izlenen 4. filmi oldu. Onu sırasıyla Hilary Jordan'ın kitabından Beyaz Perde'ye uyarlanan Savaş'tan sonra, Biray Dalkıran'ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku filmi Melez ve belgesel türündeki Sessizliğin Kardeşliği takip etti. Ve böylece sanat takibini bugünlük noktalıyoruz. Yepyeni gelişmelerle biz cuma saatler 15.40'ı gösterdiğinde yine 24 ekranlarında olacağız efendim. Bugünlük hoşça kalın.